Dokuzuncu sorumuza geldik. Aşağıdaki şekilde 0 ile 1 arası eş aralıklara bölünmüş bir sayı doğrusu gösterilmiştir. Buna göre yukarıdaki sayı doğrusunda A ile gösterilen nokta hangi kesire ifade eder demişiz. 0 ile 1 arasının kaç parçaya bölündüğüne bakmamız gerekiyor paydayı bulmak için. Birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça, dördüncü parça. Yani bizim kesrimizin paydası 4 olmalı. Zaten 4'ü bulduktan sonra cevabın hangi şık olduğu net bir şekilde belli oldu. Buradaki noktaları sayarak da A'nın hangi kesir olduğunu daha net bir şekilde bulabiliriz. Bu 0. nokta olarak sayılmalı çünkü 0 sayısını temsil ediyor. Burası 1. noktamız, 2, 3, 4. noktamız. A o zaman 1 bölü 4 kesrini temsil ediyor. Buradaki sayı 2 bölü 4, burası 3 bölü 4. Son noktamız da 4 bölü 4'ü verir. Yani 1 tam eşittir. Bize A'yı sorduğu için cevabımız B şıkkı olacaktır.